ben böyle bazen yüksek tepkiler veriyorum unutup. Mesela sizinle konuşuyorum ya, benim mizacım sert, anlamışsınızdır. İşte Adnan'la konuşurken de şey yapabiliyorum. Bazen arkadaşımla konuşurmuşum gibi anlıyor mu acaba? Nasıl yani? Ya mesela hani kızlarla biraz daha acımasız eleştirebiliyorum. Adnan'a da böyle hödö bödö konuşuyorum. Acaba bende bir hata mı var? Bir yerde yanlış mı yapıyorum? Bunu biraz daha böyle şey yapmak lazım değil mi? Yan yanayken cilve falan yapıyorum ama bir şey anlatıyorsam bir olaya giriyorum, sert tepki veriyorum galiba. Evet, nasıl verdin. Davranmam lazım? Şeyi hatırladım şimdi. Şey dedi ya Adnan, işte çiçek almıştım. Hatırladın mı? VTR verildi ya buraya. Hani ilk kez çiçek falan filan. Sen gittiğinde kendini görmen lazımdı. Adnan gel. Gel. Ha, erkek gibi. Otur. Ya. Ne otur falan yaptın böyle hani... Kibar mı söyledi? Bir şey söyledi. Geçenki VTR'de evet. Evet ondan bahsediyorum. Hatta burada, çok kabaydı. Burada konuş çok kabaydı. Gel. Bir kadına değil yani yakışacak şey, hareket. Ben senden beklemezdim. Ya sinirinden o ama hadi. Evet. Sakin ol falan. Seni hani böyle sakin şey oldu istedim. Biraz ya, maskülen nasıl? Oldu. Erkek gibi değil de maskülen oldu. Ya onu nasıl şey yapacağım ya? Törpüleyeceğim bilmiyorum. Aynen böyle yapacaksın işte. Bu tavrını Adnan'a yap. Sen daha minnoş kavga et onunla. Nasıl yürüyorsun? Tartış. Ya öyle mi yürüyorum gerçekten? Adnan. Ado. Nasıl yapmam lazım ya? Yani? Bak tamam. Böyle, aynen böyle. Kır zincir. Ama kır zincirlerini dedim, sert yaptım. Adamı ele geçirdim. Ne yapayım? Aynı tepki. Aynen bunu yapsam. Adam şunu diyor, bak sen şunu anlamıyorsun. Adam bir ay önce hatırlasana diyor ki, Didem diyor, şey, sen diyor önceden gene diyor cilve falan yapıyordun. İyice diyor Aydar abiye bağladın dedi. İyi hatırla. Evet. Sen bunu ne söyledi güzel mi? Böyle yapıyordun Haydar sana. Haydar abi oldun iyice diyor. Yani. Ama baskı ben artık bak, o şeyden çıkıp Adnan'ı böyle... Adnan'ı ilk gördüğündeki yürüyüşünü yap bana buraya. Senin koca adayın ya. Adnan'ı görünce hani şöyle ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir gerçekten ilk bölümleri izledim. Çok ciddiymişim. Evet. Bana ne olmuş böyle bak, ya? Bak gel bakayım. Adnan'ı tamam, ilk günlerde Didem. Tamam. İlk gördün. Tamam. Evet. Bir bordo bereli gibi davran. Şurada yapsaydın da izleseydik. Git. Şimdi Adnan karşıda. Tamam. Yap. Şimdi yürü atlana doğru. İlk zamanlardaki gibi. Böyle yürüdüm işte ne yapacağım yani? Ya Didem! Daha cilveli. Buraya otur. Bu şapkada tüm keramet. Tamam. Bu şapkayı taktıktan sonra şu an yürü. Daha böyle bir kırıt, daha bir nazik. Şurada Adnan olayım mı? Durayım bari de bir cisme doğru gel. Didur! Direkt tam karşısında durma. Sandalyeyi çek, otur orada. Tamam. Nasıl bir dakika? Tamam. Daha evet, güzel. Şöyle. Şimdi Adnan'a bak. Biraz böyle yumuşak. Dur, Adnan gibi oturamadım ya. Nasıl? Benimle erkek gibi şeyde tartışıyor var ya. Hadi şimdi. Aycan şimdi onun şimdi, kadın gibi. Şu an göreve hazırsın. Daha nasıl olmam lazım? Daha kırılıp böyle dokunsan aya gidecek ha gibi. Hadi. Kendini Adnan'a bırak. Tamam. Ada de. Hani yapıyordun ya. Ya böyle mi kırılmam lazım sürekli? Aa, ben yapamam ki sürekli kırılan bir kadın. Çık çık diyecek şimdi Aycan. Çık Sibel. Çık. Biz olamıyorum gel yani yapımda yok. Evet aramızda adayları birbirine gel düşüren. Evet. Kısmet sevinde bir çığ açan bir gelin bak adayı ya var. Evet. Koruma alıyor haftalar. Geç orada bekle. Sibel'i izlemeni bir şey söyleyeceğim istiyor. Ben olabilir miyim belki? Gel gel bak gel izle de öğren. Ya bir yapım bu ya. Erkek evet, gibi büyüdüm ben. Hadi. Evet. Şu an bize bu bak bu görev şart. Bunu göstermemiz şart. Çünkü adli tehlikede. Tüm dur ben de öğreneyim. Pardon musun? Aycan hep başkalarına yaptırtıyor bunları. Kendi hiç girmiyor işin içine. Kıskançlık duygularından arınmış. Hoca. Sen Seydin'e nasıl yürürsün? Bir iki kırıt. Ay tek çizgide yürüyor ana bu. Böyle bak tek çizgi catwalk yapıyor. Kedi gibi. Şöyle, kedi gibi yapıyor. Şey bak, bakış yap, gülüş yap, saçını attır bir şey yap. Erkekler kendinden emin bence. Kadınlar çok evet, seviyor. Bak, emin yürüyeceksin. Tamam. Bunu öğrenmemiz lazım. Ben bile benimle çıkarmasın seviyesindeyim şu an. Ay bana da o meşhur göz kırpmasını yaptı. Yoksa bana mı yürüyorsun? Hadi biraz Didem, dışım var. Bir göster Didem'e ya. Cilve mi? Evet. Yani işte. Adnan işte. Aşkız. Güleceksin yani. Ben de yaparım. Çok zor değil. Değil.
Hadi bakalım. Hadi. Dur ben geçiyorum. Şimdi yapıyorum. Didem. Daha bunu yapman lazım. Sibel'i ezmen lazım. Yık geç Sibel'i. Yık geç bana. Hazırım. Hazırım. Yık geç bana. Yık geç Sibel'i. Haydi. Sana güveniyorum. Gel erkeğine. Başka. Erkeğine gel. Nasıl gelirsin erkeğine? Erkeğim burada. Nasıl yap? Tamam. Tamam. Şöyle daha. Tek çizgide yürüyor. Ya hala öyle minnoş minnoş tik 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 omuz öyle. Olmuyor. 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 Başarıyorum. Evet Didem. Bak. Didem biraz dönüş daha. Dönüş iyiydi. Küçücük böyle böyle yürüyüş mü olur ya? Adım at böyle atılır. Erkek bir yürüsü böyle yer inler sana yani. Sana bir düz çizgi yapman lazım. O erkekler lazım. De geçerli Tuğçe bizde diye. Yo kadın da yürüdüm. Hükümet gibi kadın olacaksın. Ha, benim Tuğçe... kadınlık anlayışım o. Tuğçe nasıl yürü? Tuğçe de merak et. Ben nasıl yürüdüm? Tuğçe sen de göster. O catwalk yapıyor anacığım. Adnan almışlar seni askıya ya. Ha? Almışlar askıya seni. Ya bu da biraz bir şey mi ya? Buradaki mevzuyla da. Alakalı mı? Hani aranızda... Dedim ya, benim erkek gibi tartışıyor falan diye. Zamanında ben bunu söylediğimde ayrılma potasına gelmiştik. Biraz kadın gibi davran dediğinde. Şimdi eğitimini alıyor. Ama üzerinde de hiç durmuyor, onu anladım. Şöyle yürüyor ya. Abi cilve doğuştan gelen bir yetenek büyük ihtimal. Doğuştan kadının... Genetiğinde varsa, vardır. Genetiğinde varsa var. Yoksa... Varsa vardır aynen. Onu göstermek marifeti. Nasıl yürürüm? Dur bakayım. Cilveli yürü peki. Erkek ol. Bu olmaz. Sen kim olacaksın? Seni hayal edin. Benim şu yürüyüş için çözmem lazım. Ben herhangi bir adam olayım. Dur bakayım. Ben de kendimi göreceğim şu anda bakayım. Hoşlandığım bir adam var, ona gidiyorum. Şunu izi geçer. Var ya ne yürümesi koşarım. Gökhan gülümseyerek oradan sana bakıyor. Ben yürüyeceğim bakacağım. Yine olmadı değil mi? Beceremedi, yok. Olmadı. Beceremiyorum. Sınıfta kaldı bu konuda. Olmaz. Biraz cilvesiz seninki. He? Seninki de biraz erkeksin. Zaten benimki derken benimki değil. Ben sadece Gökhan dedikleri için bunu söyledim. Ha, ne bileyim, gel deyince. Ha. Hayır ben... İlgini gösterdin ama sen sağa sola vurmasın diye. Anladım. Yere bakmıyor hiç. Sesine gelsin diye. Gelelim. Almayalım. Zorlanın zor dediği yere. Evet. Gel bakalım. Ben bombum yapıyorum. Adama cilve yapamıyorum. Yansıyorlar. Evet. Bunda 50 dursa ayağı dursa kolu bacağı durmuyor. O kadar mimikten adam kendini orada hareketi evet. Yapar mı? Ne yemek yiyebilirim? Onur nasıl etkiledin? Göster bize. benden ne farkı var ki? Ay, hiçbir benden de kötüydü bu. Tamam. Yapıyorum. Ciddi yap bak. Öğreniyoruz şu anda. Onur'la ilk kez dışarıda görüşüyor biliyorsunuz. Evet. Tamam. Bak. Düşün. Evet. Çok şık giymişsin. Ay heyecandan öldüm şu an. Ev çok giymişsin böyle. Tamam. Yani bu masa örtüsü gibi değil. Çok... Bu üzerindeki masa örtüsünü saymazsak evet. Çok. Şuradan şu dekolte vereyim mi kardeşim? Yok tatlım. Tamam. Yani ihtiyacı yok senin. Evet. Tamam. Yeah. I love you so much. Bu ne ya? Bu kim?
Ne? Öpücüğümü. Bu kimdi? Kim oynadı? Şov hazırlamış o selamlamada. Cuguli gibi de yürüyebiliriz. Cuguli o. Cuguli ne ya? Cuguli ne? Ay her kelimeyi doğru söyleyelim, Cuguli'ye taktı. Ama olmaz. Evet. İlk Ercan Barış'sın. Başkası İlk olma kendin böyle, ol. Böyle ikinci, üçüncü buluşmada sonra hikayelerini anlat. İlk buluşma gelen nazik geçer. Sonra erkeğe bağlıyoruz ya. Erkek gibi bir meğer. İşte. Tamam. Ya sabe que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. Jay, tú repi, tú sabes que soy matemático. Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera y veo tu cuerpo. Seni istiyorum. Benimle evleneceksin. Ya benimsin ya kara toprağın. Sen ne dersen o yapın. Stil bu. Onur da mı yani? Böyle yaptığınız zaman erkekten ya direkt tekmeyi yiyiz. Bu ağır duruştaki bir gelin adayı bu cümleyi kullanmaz diye düşünüyorum. Al ağır. Tam üzerine tam lafın üstüne geldi. Gel beraber gel. Ben, no ben. Geçen günkü olay gibi. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Sahipliğin ya bırak sana kız arkadaşım diyordun. Bir dakika, bir dakika. Anlayışlı bir dakika. Erkek modunu bir dakika. Bir bırak ya. Aa diyordun. Bir bırak bir tırnaklarını yedin be kardeşim. Elini ayağını yedin be kardeşim. Ya. Gün geçmiyor ki bir oryantal vakası daha yaşanmasın. Bugün de yeni damat adayımız şansa bu olayı yaşadı. Sibel'in fakat benim şaşırdığım bir olay vardı. Buna bu denli tepki verilmedi. Geçen hafta bizim tamamen erkekler evi olarak kızlar evine bağırışımız, çağrışımızı Ünal öyle güzel bir dile getirdi ki bence bu söylemleriyle kızlar tarafından 1-0 öne geçecek zaten.
Bugün çok keyifli bir şey oldu. Oriental dans, ben çok seviyorum dans etmeyi. Tutamadım. Bir de mutluydum zaten. Dans etmek istedim. Ki ediyordum. Aydan'la birden beni güldürdü. Neden? Önümü kestiler, anlamıyorum. Onlar dans edebilirlerdi. Ama çok eğlendim. Çok güldüm. Çok keyifliydi. Ama neden böyle bir şeyler bilmiyorum. Efendim. Gamze, yediğin içtiğin senin olsun. Gördüğünü anlat bakalım. Anlatayım. Yaşadığını anlat bebeğim. Güzeldi. Ya bir şey söyleyeyim mi kızlarsa? Barış var ya, benim hayatımda gördüğüm en ballı çocuk. Kavga ettik. Geçen yemeğimize bak, kavgalıydık. Ben ona çok kızgındım. Onun üzerine bir yemek yedik. Bak dünkü olay gene, bu VTR olayından sonra gene çok kızgındım ona. Hani bitti. Yırttı yani. Gene şimdi yemek yedik, gene yırttı. Çocuk yırtıyor. Şey dedi. Bugün de... Tamam dedi, ben dedi istemiyorum, vazgeçiyorum dedi. Sonra evet, VTR dedi. Tamam dedi, ben hoşlanıyorum. Benimle bir yola var mı dedi. Sonra tekrar vazgeçti. İşte ben çok kızgınım. Bu adam netliğiyle öne çıkmak. Evet, ben çok kızgındım. Ama neyse ki bugün gene biraz şey oldum. Yumuşattı beni çünkü yemek biraz şeydi ya. Seni. Beyler, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Anlatın öyle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir cümle söylüyor, duruyor ondan sonra. Yani şey, ne bileyim. Hani soruyorum. Sen daha senin Allah'tan belanı önce biraz daha şey var ya. İsteksiz. Konuşmaya bir kadın vermiş. Ya öyle de değil ki kardeşim ya. Kendi derdini anlatamayan da olmaz ki yani. Bence içinden gelmediği için konuşmuyor. Belki de isteksiz olabilir. Bak onu anlıyorum, anladın mı? Ha. İçinden gelmediği için konuşmadığını düşünüyorum kardeşim. Üç tabakta yemek yedim. Çünkü yedi, paket yüzünde yaptırdı. Bir şey yok. Anladın mı? Ben sinirden, stresten kendimi yemeğe verdim Adnan. 500 gram et yedim. Zülkünü yedi. Yok abi ben... Gayet de şey yok yani, anladın mı? Gözünün içinde şey yok o yani. O bir hismis bir şey yok, anladın mı? Ben sinirden konuşuyorum. 500 gram et yedim Adnan. Ne? 500 gram et yedim sinirden. 500 gram. Bir yarı et yedim ya. Ha? Ne 500 gram? En az 1,5 kilo yedin sen. Biz ikini yedin. 1,5 kilo et yedim. Biz kalktık, sonra biz ikini yedin. Öykününkini yedin. Kendininkini yedin. Biz kalabalıktık. Baş başa değildik zaten. Böyle ekipçe... Organizasyonlar, yalnız Rabia müzikler. Rabia'nın çok bozuktu. Hediyeyi, bugün doğum günü. Aa, Rabiş nerede? Çok pardon, lafını böldüm. Bugün doğum günü, o da burada romantik yemek yeniyordu ya, ben bahçeye çıktım yanına, şey diyor. Ben diyor, hani kötü bir gün diyor, kötü bir gibi gündü. Bizim diyor, daha geçen romantikli gününde biz burada yemek yemiştik diyor. Hedileri çok ağladı geçen bugün. Geçen hafta ya, çok bir de doğum günü bugün, biliyor musun? Nerede, dışarıda mı? Şu an dışarıda, ona doğum günü sürprizi var. Bir sohbet ettik ilk kez yani. Hadi bayağı ya, böyle bir şeyler. Ben varım onu sana karşı. Aynen. Bak, beraber yaparız şey diyordum yani. Ben ama. Ondan ben çok iyi şey yapamam yani. O kadar moriyle. Gamze, o kadar morali bozuk ki elimizden geldiğince şey yapalım. Tamam. Yani çok morali bozuk. Ben böyle bir doğum günü hayal etmemiştim. Ay, o çocuklu bir resmi mi? Çok tatlı değil mi? Ağlayıp duruyor. Ben böyle bir doğum günü istememiştim diye.
Ağır konuştu ya senin için. O konuşabilir. Olur, şunu bilirse. Gel ya, dışarıda takarız. Gel, gel. Sen yeter ki sen kısmetse o.